Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden Zübeyda Seven son yolculuğuna uğurlandı. Seven'in cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesindeki Merkez Camisi'ne getirildi. Allahu Ekber. Kazada hayatını kaybeden Seven'in yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Seven'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Seven'in ailesinin ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Kerem Yenigün ve Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel katıldı. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kazada hayatını kaybeden Seven'in eşi Selahattin Seven ile birlikte ilçede bir yakınlarının düğününden döndüğü, Selahattin Seven'in de kazadan sonra yaralı olarak sevk edildiği Çorlu'da özel bir hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Meyyide işin duaya, altın kişi niyetine, uyun hazır ol imama, cenaze namazına. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda güvenlik görevlisi Seyfi Erbil de aynı camide öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Öte yandan Tekirdağ tren kazasında hayatını kaybeden Melek Tuna'nın cenazesi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde evinin önünde kılınan namazın ardından toprağa verildi.